90 Artı'dan mutlu akşamlar. Konuklarım spor yorumcuları Mehmet Tan ve Osman Gülçay'la gündemdeki konuları değerlendireceğiz. İlk gündemimiz Bursa Spor ve yaşanan sıcak gelişmeler olacak. Ben tabii futbolu değerlendireceğiz, Antalya kampını değerlendireceğiz, transfer dedikodularını değerlendireceğiz ama öncelikle şununla başlamak istiyorum Sayın Gülçay, Sayın Tan. Bir kampanya yürütülüyor Bursa Spor cephesinde. Tüm taraftarların da sahip çıktığı, desteklediği, hatta bazı firmaların çok öne çıktığı, bazı firmaların daha hiç olmadığı bir kampanya var. Onun formasını sen al kampanyası. Onunla başlamak istiyorum programa. Devam eden bir kampanya. Yani okullar sanırım ayın 23'ünde kapanıyor. 23'üne kadar o çocukları daha fazla sevindirmemiz gerekiyor. Bu kampanya ile ilgili sizin de görüşlerinizi alacağım. Siz Sayın Gülçay, hafta içi Nihat Bey, Nihat Sapan'ın da konu kaldınız bu konuyla ilgili ama devam eden bir süreç var. Bursa Spor taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği, karınca kararınca 1-2-3 forma aldığını hepimiz biliyoruz. Şu anda yanılmıyorsam 8300 civarında bir sayıya ulaşıldı. Evet. Bugün valilik destekledi. Dostap'ın 700 forması var. Birçok firma var. Onları da söylemekte sakınca duymuyoruz. Çünkü bunun reklamla alakası yok. Kampanya destek veren firmalarla alakalı, evet, bir durum. Tabii. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu sayıyı bir kere yeterli buluyor musunuz? Ki ben bulmadığınızı bildiğim için bu soruyu özellikle soracağım. Öncelikle sevgili moderatörümüze teşekkür ederiz. O da katıldı. Sevgili Volkan Tezcan. Ben ilk katılanlardım. Biz de katıldık. Tamam, çok yoğun. Zaten yani, geçen hafta sözümüzü almıştık. Almıştık. Şimdi esas şey şurada. Bugün valilik 500 formayla, NOSAP 700 formayla katıldı. Evet. Şimdi esas benim beklediğim, katılmasını beklediklerimden henüz sesi daha yok. Evet. Ben esas şunu vurgulamak istiyorum ben. Profesör Doktor Sayın Nihat Sapan geldiği zaman dedim ki yani bunu ben bir gelir getirici bir şey olarak vurguladım. Konuğumdu benim. Hayır dedi. 48,5 lira maliyet, 55 lira satış dedi. Yani bunun öyle ağım şahım bir karı yok. Hiç biz dedi hatta geleceğe yatırım yapmak için, geleceği Bursa Spor sevgisini ilkokuldan aşılamak için biz bu kampanyaya başladık dedi. Bu kampanyaya Bursa'nın bütün yönetmenin de ekranlara getirdi zaten. Bütün dinamiklerinin kesinlikle bu kampanyaya katılması gerekiyor. Evet. Yani ben biraz sert vuracağım ama hani BTSO her seferin gelince emniyete araba almak bilmem neler bunları yapacağına bir araba parasını versin şey. Yani kimsenin elimiz kimsenin cebine girmez. O başka bir şey. Yalnız ama bildiğim, bir araba parası kadar verse 2-3 bin tane forma eder. Bu Bursa'ya yatırım. Bu kimsenin cebine para girmiyor. 6-7 lira forma başına para kazanılıyor. Bu onun hani, zaten o da promosyonuna değmez. Dağıtıma gidecek diye biliyorum. Dağıtıma gidecek. Bu müthiş bir her okulda küçük galalar yapılacak. Temsil olarak yöneticiler katılacak. Yani takım iyi gidiyor. Her şey iyi giderken bu tekrar şahlanış mı diyelim bunun adına, ne diyelim? Veya çocuklarımızı tekrar Bursa Sporluk bilinciyle yetiştirmek adına bizim bu kampanyayı hep beraber bütün medyanın desteklemesi lazım. Kimse öküz altında buzağı da aramasın. Kimse kimseye bu kampanya üzerinden vurmasın, vurmaya kalkmasın, elleri kırılır. Yani çok güzel bir kampanya, çok anlamlı bir kampanya. Zaten destekliyoruz biz de biliyorsun. Hem basın yoluyla da desteğimizi veriyoruz. Bu kampanyanın güncel kalmasını da sağlıyoruz bu Doğrudur. Anlamda. Çünkü gerçekten yeni haberi olan kurum ve kuruluşlar var. Bunlar da bizim yani, sayemizde duymuş oluyorlar. Yani BTSO'dan beklediğim bir şey var benim. Yakışanı yapacaklardır. Bir de Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bekliyorum. O çünkü son hareketi iyi yapar. Bak, valilikten beklemiyordum bunu doğrusu. Evet, ben de sürpriz oldu oldum. Sayın Valim. Yani 500 formayla katılması. Kendilerine de teşekkür ediyorum. BTSO ile ilgili ben de bir parantez açayım Sayın Gülçay. Biliyorsunuz Bursa Spor'un 1963 tane çıkardığı bir forma vardı. Efsane, hatta Mesut abilerimiz, Ersel abilerimiz, Sedat abilerimizin giydiği forma. Ondan 1000 tane aldı daha önce. Ama bu kampanyaya da katılırsa çok güzel olur. Çok seviniriz. Diliyorum. Evet. Onlar biz de kalmayacaklar. Dileyelim. Çok değişik isimler var. Gerçekten yani Tofaş Spor'un eski basketbolcusu, aynı zamanda eski kaptanı Can Altıntı, yine Tofaş Spor'da yabancı futbolcu Elano yüzer formayla katıldılar ya mesela. Esas burada çok anlamlı bir şey var. Bursa'dan Kırgın gitti. Sağ bekimiz bizim, şampiyon takımı sağ bek. Ali Tandoğan. Evet. Ali Tandoğan. Ama Ali Tandoğan'ın Bursa Spor'la kırgınlığı yok. Hayır, olsun. Yani hocasında da olsa, şeyle de olsa. Yani çok önemli değil. Dönmesi Ömer Kaptan'ın
alması. Evet. Bunlar çok anlamlı geldi bana. Şimdi baktığımızda eski futbolculardan Ender Alkan lütfen sayamadıklarımı bağışlasınlar bizi. Baktığımızda Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, Renato Sivelli, Fernando Belushi, 50'şer formayla. Yani Enes Ünal babası, Mesut Ünal, Sinan Kalaoğlu. Yani aklıma gelenleri söylüyorum. Gerçekten ya Bursa bir bütünleşme anlamında bir birlik beraberlik sağladı. Bunun daha da alevlenmesini istiyorum. Alevlenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Şu anda 8000'lerde. Evet, 8300'lerde. Son sayıya bir daha bakalım. Kalbinden şimdi sayfayı yenileyelim. 20 bin. Bakalım olacak mı? Ben size bir rakam vereyim mi? 8400 şu anda. 33, 53, 60. Bakın Bursa'da kaç yaş grubundan var aşağı yukarı? Grup bir şey var mı? Şu yaşından şu yaşına kadar kampanyanın bir yaş sınırı var mı? Yok yok. Yok yok. İlk öğretim okulu. Orta öğretimi katarsak aşağı yukarı bakın 6 yaşından 8 yaşına kadar 18 yaşına kadar aşağı yukarı 5000 çocuk var hatta daha fazla. Bunun üstünden 20'şer 20'şer çıkartırsanız aşağı yukarı 300-350 bin civarında yani 15 yaşına kadar 6 yaşından 15 yaşına kadar çocuk var. 350 bin çocuk var. 350 bin çocuğun %25'ine satmayı hedeflesek 175 yani vermeyi hedeflesek yani alacaklar hediye edecekler açısından söylüyorum. 80-100 bin civarında formayı biz bu organizasyonda dağıtabiliriz. Şimdi şöyle de bir durum varmış. Hı. Yanlış bilmiyorsam Başkan Büyükbaş'ın açıklamalarıymış. Sadece okuduğum için, canlı duymadığım için o konuda bir soru işareti şeklinde bende duruyor. Yarın onu da teyit ederiz. Bu kampanya sezon sonuna kadar da devam edecek. Şimdi bunlar hani... O zaman Mehmet Hocam sene sonuna kadar giderse... Başka bir karne olacaklarını verilecek. Bakın başka bir şey daha var. Buyurun. Şimdi bak bu bir dokunma. Çocuğa dokunma. Bazen kulüpler öyle dönemler geçirirler ki şampiyonluk... Zaten bu konuda sizin çok isyanınız vardı zaten. Yani... Tabii yani onun için çok önemsiyorum bunu. Yani evet. Bir çocuğa bugün dokunduğunuzda bu dokunuşlar devam ettiğinde... bu çocuk Bursa sporludur. Yani Bursa sporun şampiyon olması da gerekmiyor. Beşincilik çocuk oralara bakmaz. Bir şeyle dokunmak lazım. Dokunuyoruz. Bu çok önemli bir şey. Belki en önemli şey bu. Bak bunu şuraya devam ettirebilir Bursa Spor. Evet. Bunu sadece bir dönem, bir yıla mahsus değil. Her yıl sezon başından başlayan bu kampanya önce çocuklarla ilgili. Çocukların sezonu başlayabilir. Bunun aşağı yukarı 80-100 bin arasında bu sayı oralara tırmanabilir. Başka bir şey. Bu dokunmayı çocuklar için düşünmeyelim. Büyükler de dokunmak ister, dokunulmak ister. Yani sivil toplum, Bursa Spor'un şeyi de budur. Yani insanlara en rahat yaklaşacak, dokunacak da Bursa Spor gibi bir güçtür. Yani evet. O çünkü duygularımızdan geliyor. Çocukluğumuzdan geliyor, oyun ruhumuzdan geliyor. Yaşlıların da oyun ruhu var, çocukların da oyun ruhu mevcut. O zaman herkese dokunmanın projelerini yapmak lazım. Buradan aklıma şu geliyor. Sadece bu değil, bak geçen de konuştuk onu. Şimdi biz 40 bin tane boş koltuğumuz var. Bir yıl sonra oradayız. Nasıl dolduracağız bu koltuğu? Bu dokunmalarla dolacak işte. Liselerle ilgili özel kampanyalar başlaması lazım. Kızlarla ilgili özel kampanyalar başlaması lazım. Ailelerle ilgili yeni kültürel alanlar, isimler yaratılması lazım. Bunlar olabilir. Bak bu da çok önemli. Bu 40 bin kişiyi kalıcı doldurmak için belki bu çocuklar 5 sene sonra, 7 sene sonra bu çocuklar o koltuğu dolduracaklar. Ama yani bu çocuklara hani bu kampanya sadece kampanya değil. Kampanya çok şey, çok zengin bir şey. Biz çocukları tutuyoruz. O yeşil beyaz formayla biz onlara dokunuyoruz. Onlar yarın hep televizyona, başka yerlere ilgi, güçlü bir ilgi alanı oluşturuyoruz onlarla. Ve bir aidiyet bilinci. Kesinlikle işte bak bu duyguyu tattığı zaman o zaten oraya dahil olacak. Oradan kaçışı yok onun. Mümkün değil. Çünkü bu oyun, bu işin ruhu oyun. Evet. Onun için bunu çocuktan biraz daha büyütelim. Delikanlıya, delikanlılarla stadyumu dolduralım. Yeni terimler, yeni gırırlar, yeni esprilerle. Bak deseler ki bir liseli gençlere bu kampanya öneriyorum buradan. Yarın akşam belki böyle bir yerde olacağım. Orada da önereceğim. Liseli gençler ve üniversiteli gençler için diyelim ki gelin projeler yapın. Gelin 40 bini dolduralım projesi olsun. Bu çocuklar da ödüllendirilsin. Bak neler çıkacak. Bu tribünler böyle dolar. Başka türlü de olmaz. Ve Bursa'da, Bursa Spor taraftarı da çok büyük sahiplendi bu projeyi. Ya şimdi bak bu niye biliyor musun? Nihat Hoca burada şunu söyledi. Bir tabii eğitimci kimliği. Ha, evet onu da soracağım size. Eğitimci kişiliği var. Projeye sahip falan çıkmadı. Sonuçta hani starta basama değil dedi. Bize bu konuda talepler geldi. Biz dedi bu tür bilgileri topladık, kotardık ve böyle bir yola çıktık dedi. Yani bu proje aslında Bursa'nın ortak projesidir dedi. Bu proje eğitimcilerin sanırım Bursa'ya mal etmesi evet. O kadar güzel ki. Yani eğitim camiasından gelen şeyleri olumlu enerjileri birleştirdik ve bunu bir
ete kemiğe büründürdükleri söylediği şey bu. Yani bu bizim projemiz, biz yok asla değil. Zaten onun sanırım bu konuda küçük bir alınma oldu. Yani bizim ismimiz söylenmedi şeklinde bu eğitimci hareketinin projesi olduğu dillendirilmedi şeklinde diyorsa o gönüllerde alınmıştı. Hayır, hayır, yok söyledi. Burada bu hayır, ekranlarda. İlk başlarken diyorum. Söyledi. Sonrasında tabii elbette söylenmiştir. Yani. Şey bizim programımızda yani, da söyledi. Evet. Biz biraz belki kılıcımız kesti şey oldu ama o şey yani herkese sabırla yaklaştı. Sezer'in hakkını Sezer'e verdi. Sükunetle yaklaştı. Yani herkesten de samimi olarak bu projeye destek istedim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Akodan Şök düşününce böyle gruplar olsa neler gelir biliyor musun? Bakın üye kampanyası meselesi var ya. Üyeler meselesi var. Evet. Fenerbahçe 1 milyon diyor değil mi? Biz bunu neye 100 bin yapmayalım Bursa'da? Bizim ilk hedefimiz Bursa, 16 bin. Şu anda Bursa'da Bursa Spor'dan daha çok başka kulüplerin şeyleri var. Üyeleri ve sempatizanları var. Biz şu anda Bursa Spor'da olarak başka kulüpleri henüz geçemedik. Eskişehir ve Sivas sadece geçiyor. O kentin halkı Sivas bu daha çok biraz da nüfus yapısından dolayı. Bak bu konu var. Üyelikler konusu var. Mahallelerde başka şeyler şey var. Mesleki edeyim. Konular var. Bu hafta evraklarımı tamamladım ve başvuruyorum. Çok güzel harika. Hayırlı olsun. Sadece sen değil. Tamam. Çevrenden 10 kişi daha, 20 kişi daha. Yani bu üyelikleri yapmak lazım. Yani 100 bin kişilik genel kurullar yapılmaz ama yeni organizasyon modelleri yani yeni genel kurul modelleri buradan çıkacak. Ama 100 bin kişinin Bursaspor'a üye olması demek hep 40 bin kişinin full sezon başına bitmesi demek. Manchester gibi, Liverpool gibi, Manchester City gibi. Yani ama belki de Bayern boş Münih koltuk gibi. Olsun da gelecek senenin kombinisini alalım diye bir sıra bekleme durumu bakın, bile olabilir. Keşke öyle olsa fiyatlar yani. Fiyatlar ona göre olacak, yerleşimler ona göre olacak. Bakın mesleki Türk statlarda meslek mesela küçük sanayi bölümü gibi esnafların oluşturduğu birçok proje var. Olabilir bunların hepsi olabilir. Bütün mesele bunları insanları koşturmak. Bunları yönetim kurulu koşturmaz. Evet. Yönetim kurulu bu fikri alır insanlardan ondan sonra bulur sorumlularını. Hadi arkadaşlar da destek olur, başka destekler bulur. Bir liderleri vardır. Toparlar ve bir komite lideri vardır, küçük gruplar vardır. Bunlar olur. Bursa Spor'un yani spor zaten böyle bir şeydir. Spor zaten böyle bir şeydir. Bu yapılabilir. Bu potansiyel var. Bu sene de böyle bir şans senesi ben öyle düşünüyorum. Bu sene de şans senelerinden bir tanesi. Çünkü başka bir güzellik var. Yani olumsuz başladın, müthiş bir olumluya çıktın. Evet. Çok güzel bir hocamız var. İşte yönetim gayretiyle buyurun götürmeye çalışıyor. Onun için sonuçlar mükemmel gidiyor. Beklentilerin çok üstünde. Bu sene iyi bir sene. Çok iyi bir sene. Yani bunları beklemeden iyi senelerde daha çok işler yapılabilir. Tabii ses geliyor. Yani vurdunuz ses geliyor. Ya. Evet. Bir de Nihat Bey'in sizin programınızda söylemiş olduğu bir cümle vardı. O da çok hoşuma gitti. Yani bu proje evet gayet güzel, iyi de gitmeye başladı. Daha da destekler artacaktır. Bunu umuyoruz, bunu bekliyoruz. Ayrı konu. Bir de hani şey konusunda, semtler konusunda söylediği cümle çok iyiydi. Hani biraz daha dar kesimli okulların tabii. olduğu semtleri tercih edeceğiz şeklindeki şey, bu sözler çok güzel sözler. Çok çok anlamlıydı. Evet. Tabii orada bir sürü şey söylendi. Onlar istersen ben kısaca toparlayayım. Evet, çünkü buyurun. Olayın içerisinde bir, siz aslında istediğiniz bir çocuğa yani ismen de bunu hediye edebildiğiniz gibi vekalet diyelim ona vekalet vererek kulübe para yatırarak bu formanın Bursa'nın daha sosyokültürel yapısı ve daha doğrusu gelir yapısı daha düşük mahallelerin okullarında dağıtılmak üzere planlanmış bu. Yani birinci amaç o. Yani hem o çocukları sevindirmek hem Bursa Spor'a yeni adaylar yaratmak. Çünkü futbol şeydir yani benim bildiğim bir şey var hocam. Futbolda Brezilya'da herkes futbolcu doğuyor. Ama fakirler doğuyormuş herkes değil. Bir tek o istisnayı yıkan Kaka'ymış. Evet, Kaka çok, çok zengin, bir ailenin, zengin bir ailenin çocuğuymuş. Diğerleri tırmalıyor mecburen topçu oluyor. Bizde de o çocuklara bir umut olur bir. Bir kimlik gelişir, bir aidiyet gelişir. Ben hani belki bu programın konusu değil ama muhtarlarla da görüşüyorum. Her muhtarın şikayet ettiği bir şey var. Uyuşturucu artık yani muhtarların konuşacağı şey olmamalıyken herkes ondan şikayetçi. Çocuklar açısından baktığın zaman bu işin tek panzehri spor. Kesinlikle. Bunu da Yıldırım'da buna başlayacak. Onlarla ilgili de benim bir takım tespitlerim var. Onları paylaşacağız. Yani bu sosyoekonomik durumu düşük aile çocuklarına öncelikle dağıtılacak. Yani bu
bu formalar kolejlerde dağıtılmayacak. Evet. Güzel. Çünkü yani, kolejlerdeki yani, Bursa Spor'un hepsinde forma var. Zaten alıyordur ve almalı. Evet. Tırnak içinde öyle söyleyelim. Siz şey de alabilirsiniz. Yani ben alıp kendi yakınlarınıza da dağıtabilirsiniz. Yok, ben kime denk kulüp geldiyse de ona gitsin diye düşünüyorum. Yalnız şeyde çok güzel bir organizasyon olacakmış karne gününde. Belli okullara gidilecek. Yürüyüş mü yapılacak? Yok yok. Her okul kendi galasını yapacak. Ha, öyle evet. söyleyeyim. Birer yönetici mümkün olduğunca çok dağılarak bu enerjiyi topluma yayma düşüncesindeler. Peki. Var mı ekleyecekleriniz bu konuyla ilgili? Çünkü Sayın Tan'ın gözleri böyle ışıldıyor böyle projeler olunca. Kendisi de bir kaliteci zaten. bu tip projeleri duyunca çok hoşuna gidiyor. Çok gerçekten. Ekleyecekleriniz varsa bu konuyla ilgili alayım. Yok aşağı yukarı ama buradan 40 bin koltuğa geçmek lazım. Üyeleri çoğaltmak lazım. 40 bin koltuk meselesinde bence yani meslek adacıkları, okul adacıkları, sanayici adacıkları, semt mahalle adacıkları, eski kulüp mahallenin Pınar Spor, işte efendim eski Çelik Spor, o nostaljiyi yaşatmak için o bölge insanlarına yönelik kampanyalar yapılmalı. Yani hem eski bir nostalji, hem ismin yaşaması, hem de onunla ilgili oralardan şeyler çıkarma, şey satma, abonelik satma potansiyel olabilir. Potansiyel yaratma. Bu, evet, potansiyel yaratma olabilir. Ama bunlar çok çıkar. Ben bu şeye inanıyorum. Müthiş çıkar yani. Bütün mesele çalışmak, odaklanmak biraz. Evet, Eray Bey'in bu konuda bir görüşü var. Birkaç firma yazmış. Bu şirketlerin işine gelince sosyalleşme derler. Bursa Spor'a kaç kez destek oldular, hatırlıyor musunuz siz şeklinde bir görüşü var. Tabii o firmaların ismini buradan zikretmek de doğru değil. Ama herkes de biliyor. Alsın. Herkes de üstüne düşen görevi alsın. Eray mıydı? Eray Bey, evet. Eray Bey göndermiş. O da doğru adrese göndermiş mektupları. Yani evet. Bursa Sporluk öyle salonlarda işte başkanın yanında yani Recep Altepe biliyorsun samimi bir Bursa Sporluk. Onun yanında forma taşımak değil. Bursa Sporluk bilincini çocuklara yaymaktan geçer. Kesinlikle. Onu da söyleyelim. Kesinlikle. Yani. Peki artık geçelim Bursa Spor'a. Çünkü bu Bursa Spor kadar önemli bir proje. Çünkü Bursa Spor zaten projesi. Bursa Spor projesi. Evet o yüzden. Evet, evet, evet. Gençlerimizin geleceğimizin projesi olduğu için zaten bu kadar zaman ayırdık buna. 15 dakika zaman ayırmıştık. Az da bir süre değil. Ben işte pişman değilim bu konuda. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Sile Kampı Bursa Spor için çok iyi de geçti diyebiliriz. Oynanan iki tane hazırlık maçı. İşte Dinamo Bükreş karşısında 3-1'lik galibiyet. Çin takımı ismini telaffuz edemediğim için Çin takımı diyorum. Onda da 1-0'lık galibiyet. Güzel futbol vardı. İki maçı da izledim. Gerçekten Bursa Spor hazırlık maçı olsa bile keyif veriyor. Çin takımına karşı bakmayın 90. dakikada attığımız gole birçok pozisyon vardı. Güzel hareketler vardı. Enes'in final pasını Fernando'ya vermesi benim için çok önemliydi. Yani Enes'in gol atmasından daha fazla önemliydi bana göre. Çünkü o tip hareketleri Enes'in artık yavaş yavaş yapabileceğini Şenol Güneş sinyalini vermişti. Yani iki ay öncesine kadarki Enes'le şu anki Enes arasında fark var demesini bu maçta hepimiz gördük. Demek ki çok bu güzel. Gelişimleri Şenol Güneş kendi yaptırabiliyor. Bu patlamaları alttan yaptırabiliyor. Devre arası Side Kampı ile ilgili Sayın Tan sizin görüşlerinizle başlayayım. Sayın Gürçay sonra Sayın Tan'la devam edeceğim. Tamam ben şunu söyleyeyim. Buyurun. Side Kampı olumlu geçtiğini gördük. Maçları evet. Ben de izledim. Bu çok anlamlı, çok doğru, çok güzel. Aslında burada bir şey var. Bu takım doğru yolda dediğimiz zaman geçen sene devre arasını size hatırlatmak istiyorum. Geçen sene devre arasında biz 9 oyuncu aldık. 0 oyuncu sattık. 9 oyuncuyla takviye aldık geçen yıl biz. Bu yıl 0 oyuncu aldık ve en az 5 futbolcumuz da kapımızda bekliyorlar. Yani 5 futbolcumuzu biz şu anda hani tırnak içinde söyleyeyim. Gözden çıkarsak bu takımın ne borcu kalır ne bir şeyi kalır. Ve geçen seneki alınan o harcanan nereye gittiği işte belli olmayan paralar da ödenmiş olur. Yani burada araya girebilir miyim Sayın Gülçen? Biz sezon başından beri bu devre arasında geçen sene yapılan 9 tane tırnak içinde transferin çok yanlış olduğunu ve hani futbolcu alınmak için bile futbolcular alındığını, bunların işte Bursa Spor'a zarar verdiğini söyledik. Hayır ben şunu söylemek istiyorum ama bu bir tespit. Bu bak geçen yıl devre arası, bu yıl devre arası. Evet, ikisinin arasındaki İkisi, fark. Daha biz aslında devre arası değil, biz birinci devrenin son maçına. Bu cuma çıkacağız, evet. Aslanlar gibi oynayıp da geleceğiz oradan. Zaten orası da yakın aşağılara. Yani bu tespiti yapmak lazım. Bu tespit tesadüfi bir tespit değildir. Şu anda senin bütün futbolcuların aşağı yukarı ilk 11'inde 7-8 tane futbolcunu satıyorum, sat
dediğin anda kapına zaten kapında bekleyen adamlar var. Tabii onları söyleyeceğiz. Şimdi bu bir yönetim başarısıdır. Bu bir doğru hoca seçmedir. Bu bir takım başarısıdır. Bunu kimse tesadüflere yormasın. Kimse bunun altında işte başka şeyler aramasın. Bu mali genel kurul gibi abuklukların, o sivrisinek mızıntıların çıktığı bataklıkları hepimiz biliyoruz. Bu takım bir yıllık bir yönetimdir. Bir yıl sonra işte 6 ayı geçmiştir. 6 ay sonra herkes berber koltuğuna otursun. Gücünü, beklentisini, taleplerini, vaatlerini o zaman söylesin. Bu gidişe kimse çomak sokmasın. Şu yazıktır güzel gidiş diyorum, bozulmasın. Günahtır diyorum. Evet, şu güzel yani bu işin vebali olur. Bu takım doğru yolda. Çok basit yani hiç bunun tartışılacak tarafı yok. Bugün sen 5 futbolcunu satsan en az 40-50 milyon euro kasana koyarsın. Ne borç bırakırsın ne harç bırakırsın. Ama tabii ki niyetimiz de dileğimiz de o değil. Ama bunun yanında da eğer çok cazip paralar bulursa mutlaka düşünülecektir. Evet. Yani şey olarak baktığınız zaman ben Antalya maçını devre arası olarak düşündüğüm sanki değil. Konya maçı birinci yarının son maçıdır. Başarılı geçmiştir. Doğru geçmiştir. Bütün doğrular da zaten tespit olarak ortadadır. Bir şeyler daha söyleyeceğim ama onu başka bir muhabbete sokayım ben. Peki. Sayın Tanrı'da o zaman Antalya kampını değerlendirirken evet. Yapılan iki tane hazırlık maçının skorları pek önemli değil. Orada önemli olan Bursaspor'un nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıktı, nasıl bir hücum anlayışına sahip oldu ve bunun sürekliliği. Aslında skorlar hazırlık maçlarında her zaman söyleriz önemi yoktur ama oyun anlamında çok değerlidir oynanan kesinlikle. Oyun. Kesinlikle. Enes'in patlaması, ben patlama olarak görüyorum Enes'in bu durumunu. Şimdi biz bu Antalya kampını son 6 ayının özeti yani gözden geçirilmesi olarak düşünüyoruz. Evet. Hoca da öyle düşünüyor, yönetim de öyle düşünüyor. Nerede? Hoca da geldi? Zaten ilk hazırlık kampında yaşadığı sıkıntıları hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet, nereden nereye geldik diye onu konuşuyoruz. Her şey olumlu, olumlu gidiyor. Ancak bu 6 aylık benim tahminim şudur. Şu 6 ay bile daha kısa zamanda böyle bir takım ortaya çıktığı için tabii ki burada birçok paylar var ama en önemli pay tabii ki hocanın onu söylüyoruz. Teknik anlamda bu takımın şimdi kendisine çok daha güvenen, çok hiçbiri yeni değil, hepsi artık 6 aylık beraberler ve çok büyük başarı imza attılar. Çok daha moralli, çok daha kendine güvenleri yüksek, istediklerini daha iyi yapan, daha hızlı yapan, daha işler yapan bir takım olarak önümüzde görüyoruz. Bu ikinci devrede böyle olacak. Bu bir son 6 ayın sonucu bence. İkincisi şu. Bunu da son bir yıl kıyaslamasına gidelim. Şimdi burada bir sorumluluk var. Evet. Yani ne sorumluluğu var? Önce teknik adam, kariyerli bir teknik adamın ihtiyaç olmasına rağmen birkaç oyuncu ille bunu talep etmemesi hali var. Bu çok sorumlu bir davranıştır. Bu şampiyonluk döneminde de yaşandı sanırım Ertuğrul Sağlam döneminde. Yine Bursaspor'un bir çıkmazı, bir para olayları, durumları vardı. Yeni transfere vereceğimize elindeki oyunculara borçları ödersinler. Ödeyelim kesin, şeklinde. Bu doğru bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil mi? Çok doğru bir yaklaşım ama birçok defa belki antrenörüne göre değişir ama bu sayı az değildir. Kariyerli antrenörün bir kısmı ne olursa olsun kendilerini daha da güvenceye almak için ille de transfer isterler. Burada kendi kariyerlerini kullanırlar. Evet, kulübü düşünmezler. Kulübü burada batağa sokarlar. O zaman ne devreye girmesi lazım? Kulüp yapısına ve bu işe hakim olan yönetimin veya profesyonel menajerlerin, hocadan başka spor direktörlerinin bu konuya bir dahil olmaları, yeni daha farklı fikirlerle o profesyonel hocaya, bunu talep eden hocaya yaklaşmaları lazım. Evet. Yani her profesyonel teknik adamın isteğini evet demek diye bir şey yoktur. Orada önce bir bütçe vardır, bir anlayış, bir defa o kulübün felsefesi vardır. Bu ikisi öne konur. Burada tahminler ortaya konur. Biz kardeşim üçüncü olacağımıza dördüncü olalım ama transfer istemiyoruz diyebilmelidir takım. Çünkü bu gerçekçi yönetim böyle olur. Şimdi hocanın ben burada bunu görüyorum. Dolayısıyla bu konuda sanıyorum yönetimin de uyuştuğu bir alan var. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi geçen seneye gidersek bir yönetim geçen sene 9 tane adam paralar belli, girilen batak belli. Yani teknik adamın bunu istediğini tahmin ediyoruz, biliyoruz istediğini. Buna dur diyen bir teknik adam yok. Çok tecrübeli. Dağım mıydı? Evet. Dağım. Çok tecrübeliydi. Niye dur demiyor bunu dağım? Nasıl böyle yapar? Kendini kurtarmak için. Bak benden sonra tufan diyen bir anlayış. Bu ayrımları, bu daha birçok detay var. Benden sonra tufan demiştir. Bu faturayı çıkaralım dağıma.
teknik olarak Dağım fena da sonuçlar almamıştır ama bak böyle bir tavır bence en kötü Dağım'ı budur. Benden sonra Tufan diyen. Bunu görmeyen yönetimedir. Bakın buna görmeyen yönetimedir. Kıyaslama da budur. Yani geçen seneyle bunları kıyaslayalım şimdi. Kıyaslanmayacak kadar iyi durumdayız her anlamda. Hem sorumlu antrenörler var hem daha doğa doğru bakan gayret gösteren bir yönetim de var, başkan var diye. Evet. Peki bu. Öyle diyelim. Antalya kampını yine konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim. Aramızdan sonra yeniden birlikte olacağız.